Merhabalar, Soner Keskin ben. Swiss Hotel de Bosporus İstanbul Executive Şefiyim. Bugün sizlere İsviçre mutfağından bizim Chalet restoranımızın özel lezzetlerinden bir tanesini Spezie yapacağız. İsterseniz ufak ufak başlayalım. Tarifimiz çok kolay. Un, yumurta, süt, tuz ve muskat cevizi içeriyor. Biz burada 5 yumurta kullanacağız. Çünkü 500 gram unla yapıyoruz. Biraz yumurtası fazla olsa, biraz az olsa çok da aslında fark etmeyebiliyor. Ama kilogramda düşünürseniz 8 yumurtaya düşürebilirsiniz. Şu an 4. yumurtamız ve 5. yumurtamızı da kıralım. Yaklaşık 180 mililitre süt kullanacağız. Biz mutfakta göz kararı çalışmaya alıştığımız için onu böyle ayarlayabiliyoruz. Şöyle 150-180 oldu bence. 4-5 gram kadar tuz kullanıyoruz. Yani tuzu suya da ilave edebilirsiniz. Çok az buna da ilave edebilirsiniz. Muskat cevizi bunda önemli. Çok böyle güzel aroma veriyor muskat cevizi. Bunu da böyle yaklaşık bir 1 gram kadar yeterli olacaktır. Bundan sonra tarifimizi güzelce karıştırıyoruz. Eğer çok katı olduğunu düşünürseniz biraz sütle aşabilirsiniz yine bunu. Ufak böyle kıvırık makarnalar yapacağız. Zaten Spezi Almanca'dan gelen hafif kıvırık anlamına geliyor. Yumurta, un ve süt tam özdeşleştiğinde böyle güzel akışkan bir kıvam elde ediyoruz. Şimdi kaynayan suyumuza yağ koyuyoruz. Spezilerimizi dökmeye başladığımızda birbirlerine yapışmaması için bu önemli. Aşağıya doğru koyacağım. Daha sonra bir mıka yardımıyla ürünü yukarı aşağıya çekmek suretiyle yapıyor olacağız. Bakın şöyle. Bu kadar yeterli. Şimdi geçelim pişirme işlemine. Spezi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi suda haşlanarak yapılan bir makarna türü olduğu için hafif bir gevreklik vermesi adına zeytinyağı ile biraz kavrulmak ister. Şimdi bu, biz aynı zamanda bugünkü tarifimizde güzel bir kestane mantarı ve istiridye mantarı da kullanalım istedik. Çok pişirmeden de yenilebilen, çok lezzetli olan mantarlar makarnamızda neredeyse olmak üzere. Direkt böyle bunu suyun içinden yağın içine alabilirsiniz süzüp. Tabii bunu tepsiye alıp soğutup sonra da kullanabilirsiniz. Biraz daha yağ. Biraz tuz ilave edeceğim. Makarnalarımızı güzel yağda dışı çıtır, içi yumuşak olacak şekilde kavuruyoruz. Taze mantarları sevdiğim için biraz da mantar ilave ediyorum. Çünkü makarnaya çok yakışıyor. En son isteğe bağlı belki krema koyabilirsiniz biraz. İsviçre peynirleri ilave edeceğim ben buna. Krema o bağlayıcılığı sağlıyor. Chalet restoranımızın peynirlerinden Tilsit, Emantel, raklet peynirleriyle elde ettiğimiz kırıntı peynirlerimiz bunlar karışık. Ve şöyle bunu çok sade bir şekilde servis ediyoruz. Bir iki parça yine mantarımızla da süsleyebiliriz. Biraz da yeşilliklerimizle böyle dekore edebiliriz. Afiyet olsun.